Her an internet hızım gidip takılmaya başlayabilir ama şimdilik en azından iyiyken oynayabildiğimiz kadar oynayalım, değil mi? Tekte adamı düzgün okuyan ilk kişisin abi. Öyle mi? İsmini zor okuduğum bir sürü kişi oluyor ya. Sadece internet kötü olan kişiler izleyemez. Kalite seçeneği yok. Yani kalite seçeneğini ben açmıyorum. O konuda yapabileceğim bir şey yok. Ve Twitch'te benim 720p yapmamı istiyor direkt. O yüzden o konuda da bir şey yapamam. Adımı doğru okusana bir. Cacti the Cactus. Galiba. Bak modeme ne yaptın? Kapatıp açtım. Çılgınca biliyorum. Şu an hiç dropped frames yok gerçekten. O kadar şaşırdım ki. Bir de bitrate'i kaça çıkardım biliyor musunuz? Bir dakika. Yayında 2500'e çıkarttım. Hala YouTube'dakinin yarısı. YouTube'da 5000 ya da 6000 yapıyorum ama yine de iki katına çıkarttım, drop frame yok. İnanamıyorum. Bilim adamı belki, değil mi? Kapat aç, işe yarar her zaman. Yani umarım çalışmaya devam eder. Yayın ne kadar sürecek? Hiçbir fikrim yok. OBS ayarların ne abi? Ben de yayın açmak istiyorum. Binlerce şey var ya internette. O kadar fazla şey var ki eğitim videosu onun hakkında. Kendin bir şeyler bulabilirsin, çok rahat eminim. Hem Türkçe olarak hem İngilizce olarak. İstediğin her türlü kaynağı. Ne konuştun be? Ne konuştun be? Biraz önce yayın takılmadı, oyun takıldı. Switch kaldıramıyor. Nelerimiz var şimdi? Sadece Boulder Breaker'ım var. Ha, okum var. Kaç tane yayın var? 5 tane yayın var sadece. Okey. Ah. Bunu Flurry Rush atmam lazım. Bunun için alışıp. Çok erken yaptım. Hasar almadık en azından. Şimdi can doldurmaya başlayacak ama bu. Gidecek. Yemek buff'ı alabiliyorduk değil mi? Almadım da ben. Zaten ilk denişte geçemeyiz hepsini. Çoğunu. Emülatörden oynayınca daha az takılıyor oyun. Tabii ki. Yeni bir kanal açmak istiyorum. Şu an ne tür içerikler tutar sence? Bana mı soruyorsun? Yayın tekrar YouTube'a atılacak herhalde. Boss, bu efektten nefret ediyorum. Bu şey efekti oluyor ya bu boss fight'larda. Sanki resim filtre gibi böyle etraf bulanık bulanık. Yemeğim varsa boşuna ölmeyelim ya. Yemeğimiz var mı hiç? Çok az bir şey vermişler. Alabildiğim her şeyi kullanacağım. Ha, onu yana doğru taklaştım. En azından lazerin kendisi vurmadı. Ah. Huh. Tamam.
Lütfen aşağı düşerek ölmeyeyim. Tamam ya, kazandık. Eğer düşündüğüm hareketi yaparsa direkt kazandık. Onu yapmıyor. O kadar büyük patlıyor muydu ya? Zelda dışında bir oyun oynuyor muyum mu? Sence sadece Zelda oynasam haftada bir bölüm görür müsün? Bayağı yakındı ama. Evet. Eğer bilmiyorsanız bu DLC bossları şöyle oluyor. Bize çok az yemek, kötü zırh ve kötü silah vererek bu bossları yenmemizi istiyor. Hazırlıklı gelmek diye bir şey var. Olayımız yok artık. First try poggers. Daruk da Mifa'nın yardımı olsa o da keserdi. Yani olsaymış. Sürekli Genshin oynuyor. Sanki Genshin'i günde bir saatten fazla oynayabiliyorsun lütfen. Hiç. Diyalogları geçiyorum diye bana kızanlar var ama. Olsun. Hasta 245. Çok sağ ol. Abonelik için. Hoş geldin. Videoya çıktın. Merhaba de. Müzik güzel en azından. İlk kez geldim Zelda yayınına. Harika. Ve büyük ihtimalle de son Zelda yayını zaten bu. Yani. Ben korkusuz Daruk'um sonuçta. Ve Hyrule'un benim yardımıma ihtiyacı var. Teşekkürler Daruk. Ganon'un suçu mu emin değilim ama burada yaratıkların insanlara daha çok saldırdığını duydum. Böyle zamanlarda arkanızı kollayacak bir Goron ordusu olmadan kaleyi bırakmamanız lazım. Babam gibi konuşuyorsun. Beni nereye gidersem gitsem izleyecek bir şövalye gönderdi babam. Hmm. Maalesef. Kızlarına yetişemiyorum. Çevirmen değilim. Birisi saldırıya mı uğruyor? Korkaklar. Burada bekle prenses. Üf. Hiçbir yaratığın bana karşı duruma şansı yok. Çok güçlü Daruk. Berkcan, RGB seviyor musun? Yo bak. Klavyem normal. Gördün mü, normal klavye. Klasik klavye. Friend here was the one being attacked. Precious boy, you saved his life, huh? Well. Olamaz, nasıl olur? Good riddance and stay safe. I'm sorry you had to see that side of me. As a kid, dogs always chased me. I still panic when I see one of those critters. I never imagined the great Daruk would have a weakness. Üf, arkadaş alan saksafon akıyor. Renkli klavye dikkat dağıtıyor bence. Bir klavyemden niye ışık gelmesini isteyeyim ki? Işık gelmesini istediğim tek yer ekran benim. Öyle değil mi?
Yapabileceğini biliyordum, küçük adam. Artık eskisinden çok daha fazla Daruk's Protection'ı kullanabiliyorsun. O Ganon aptalını görürsen, benden bir mesaj ilet ona. Good riddance, Bacon Breath. Onu nasıl güzel çevirebiliriz aklıma gelmedi. Karanlıkta nereye basacağımızı nasıl göreceğiz ki? Yani klavyenin tuşlarını artık ezbere kendi vücut parçaymış gibi bilmiyorsan kendine gamer diyebilir misin gerçekten? Sırada hangisini yapalım? Bari Baruto'ya gidelim, olur. Daruk'un Bathwater'ını mı aldık? Aynen. Ne adını açıklar mısın? Kısacası bizim aldığımız bu Divine Beast özelliklerini geliştiriyor bu yaptığımız şeyler. Bildiğim kadarıyla sadece daha sık doluyorlardı. Biraz sıkıcı bir yenilik biliyorum ama. Artık artı diye gözüküyor. Yanında artı yazıyor. Bazılarında daha sık kullanılıyor, bazılarının daha fazla stay'i oluyor, daha fazla kullanılanlarla falan. O tip şeyler. Atakap yemeği al diyen birisi var. Atakap yemeği çalışıyor muydu emin değilim. Deneyelim. Çalışıyordu herhalde. Yiyelim de gidelim bu defa. Var mıydı Atakap yemeği? Atakap iksirim var. Ama ihtiyacımız yok ya bence. Berkcan, Varuta bu DLC ve Master Mode için en zor olanı. Bana en zor olanı olmazmış gibi geliyor ama bakacağız. Hani şey o... oyun dozunun bu kadar gecikmesinin tek nedeni benim Warcraft'a çok fazla zaman ayırmam. Hani oyunu 7'yi aslında bir ay önce almıştım. Yeni almadım ama son zamanlarda oyunu daha çok oynayasım geldi. Niye bilmiyorum. Hani normalde boş zamanımın yarısından çoğu ona gidiyordu. Ondan dolayı videoyu hazırlamamda 2 kat daha uzun sürüyor şu an. Harika değil mi? Bu da mı 5 yay veriyor? Hepsi farklı şeyler veriyor. Bazılarında direkt hiç yayın veya okun olmuyor. Hiç menzilli saldırın olmuyor. Bunda ne veriyordu hatırlamıyorum direkt. Warcraft'ı yayında oynasan. İşte son zamanlarda internetim inanılmaz kötüydü. Ondan dolayı oynayamıyordum. Biraz önce gördünüz zaten yayını ilk açtığımda. Warcraft kaç TL ediyor ki aylık? Onu zaten önceki yayında da konuşmuştuk. Hani bir ilk ayını çıkardıktan sonra geri kalanını oyun içi kastığın parayla halledebiliyorsun çok rahat. Ne yaptığını biliyorsan. Ne yaptığını bilmiyorsan da ne yaptığını bil yani öğren, araştır. Araştırmanı öneririm. Şimdi kalkanımız yok. 10 tane okumuz var. 3 tane yemeğimiz var. İkisi yarım can, birisi bir can dolduruyor. Yani yemeğimiz yok sayılır. Evet. Bir tane 22 vuran, iki tane 14 vuran mızrağımız var. Oo tamam, beklemiyordum hiç. Tamam. Sıkıntı yok. Flurry Rush. Bu boss'a Urbosa'nın özelliğinin ne kadar fazla vurduğunu biliyor muydunuz? Biraz önce gördünüz gerçi hasarını ama. Vücudu çok büyük ya o yüzden. Vücudu çok büyük. Taktik. Hala ekipmanımız olmasa da taktiklerimiz var. WoW'da bir token almak ne kadar uzun sürebilir ki?
Çok şanssızsan para kasmak için 10-15 saat falan uğraşıyorsun. 15 saat galiba. Hani ayda 15 saat para kassan yetiyor. Oklarımı boşa harcamasam çok daha iyi olurdu direkt. Stasis'la falan vursam bu arada. Kendim sniper'larım diye düşündüm de. Snipe'layamazmışım. Ya ne kadar iyi zamanla dua attı buz küpünü. Hayret bir şey. Yok bunu ilk seferinde fail'layacağız büyük ihtimalle. Çok iyi zamanladı yalnız, helal olsun. Yaratığa. Ah, oranın üstünde direkt vurmaz diyordum. Vuruyormuş. Tam gözüne vurmadım mı ben biraz önce ya? Ha. Lütfen çık bir an önce Link. Canını bile götüremedik ya. Bu sıkıntı olacak büyük ihtimalle, evet. Tamam. Orada animasyon iptali yapmam lazımdı. Timing'e bak, değil mi? What did I say? Yani zaten bunların hiçbirinin kolay olmasını beklemiyorum da hala geri dolarınki daha zor olur gibi geliyor. Yalan yok. Şey sorun işte her şeyden çok. Boss'un kendisi zor değil de Master Mode'da oynadığımız için kendi canını yenileyip duruyor. O sıkıntı her şeyden çok. Ve her seferinde bu cutscene'i izlememiz gerekmesi de sıkıntı tabi. Devil May Cry 5 klavyeyle oynanır mı? Klavye ve mouse'la oyunu acayip iyi oynayan adamlar gördüm ben ya internette. Oynanıyor yani. Ben oynayamam ama. Oynayanlar var. Yemek resen daha rahat olacak. Biraz bir deneyeyim ya. Acelemiz yok o kadar. Niye flörü rush atamadım bilmiyorum ama. Olur oyun. Aslında Urboson'un özelliğini ikinci feyze saklamamız çok daha mantıklı olur. Ben yine harcadım da aptal gibi. Değil mi? İkinci hali sorun oluyor çünkü. Ve çok iyi snipe'lamamız lazım tam gözün. Nereye gidiyor? Şuraya gidiyor. Snipe'layamadık. Problem değil. Niye akıntıya kapatıp gidiyorsun? Tamam. İyi. Nereye gidiyor? Şuraya. Yuh. O ne? Okey. Bir de can yenilemeye başladı. Oyunum acayip kasıyor biliyor musunuz? Yayın değil bu direkt. Hızlı yüzüyor olmamız lazım zora zırhıyla ama canını geri doldurdu ki bu yaratık. Özelliğini saklamam lazım bu boss'a ya şu an her şeyden çok. Lütfen çık Link.
Ah. Evet. Urbosa özelliğini ikinci feyze saklamak lazım. O zaman olur bu direkt. Yok, şu an gitti de. Direkt bilerek öleceğim. Urbosa'nın özelliğini ikinci safhaya saklamak lazım bir. Öyle olursa öldürürüz bence. Urbosa dolana kadar Wind Bomb öğretir misin? Maalesef bu dungeon'a girmeden önceki haline geri döndürdüğü için oyun bizim oyunu hep dolu. Yani şey, kolaylaştırmak için şeyi de bekleyebiliriz tabii ki her zaman. Mifa'nın dolmasını bekleyebiliriz. Daruk'un dolmasını bekleyebiliriz. İkisi de hani sonuçta savaşta bize ekstra can Mifa. Daruk direkt ekstra bir kere bir şeyi tanklamamızı sağlıyor. Hani hepsi işimizi kolaylaştırır ama böyle bir kere daha denemek istiyorum. Fiyatları iner bence. 80 TL kalmaz o. GeForce Now ile ilgili oyun tartışma dozu gelir mi? Yani hakkında konuşacak çok bir şey yok ya. Hani tartışma dozu olunca karşılıklı böyle konuşacak bir konu tarzı bir şey olması lazım. Onda fiyatı pahalı. Evet, pahalı. Hani daha fazla üstüne gidecek bir şey yok. Pahalı. Herkes zaten pahalı diyor ona. Çok tartışacak bir şey yok. Tamam. Urbosa'yı kullanmayacağız ilk safhada. İlk safha biraz daha uzun sürebilir o yüzden ama hani yapacak bir şey yok. Bir aya iner bence çok fazla kişi almayınca ama bakacağız işte. Yani sadece bizim ülkemizde fiyat öyle ve adamlar direkt umursamayıp yoluna devam edebilir fiyatı böyle bırak. Hani hiçbir firma yapmıyormuş gibi şey yapma. En basit örnekle ben mesela Warcraft oynuyorum. Arjantin bölgesi için hani adamların kendi para bölüm kendi para birimine göre bölgesel fiyatlandırması var. Bize yok. Blizzard'da. Bize olmaması kulağa çok saçma geliyor ama hala yok yani. Tamam. Ne güzel atladım üstünden. Kaç okum kaldı? 3. Iskalamamamız lazım. Lütfen Link çık şuna. Lütfen Link çık şuna. Tamam. Beni deli edecek bu. Niye zıpladın köşeden? No. Gitti yok. Yani. Denemeye değerdi. Bin IQ maalesef. Ya yemek buff'ıyla geçmek istemiyorum da çok başka bir seçeneğimiz yok gibi görünüyor ya. Yemek buff'ı olmadan geçmek istiyorum normalde ama.
Bir fast grace olmadan olmayacak gibi. Ya o ya yemek buff'ı gerekiyor gibi direkt, evet. Bir son bir kez bir deneyeyim. Olmadı, yemek buff'ı ile geliriz. Bu video olarak gidecek mi? Aynı şekilde tamam video olarak yüklenecek, evet. İkinci kısımdan önce biraz yanını azalt, sonra özellikle dal. Evet, benim de şu anda planım o direkt. Yapabileceğimiz en iyi şey direkt Urbosa'nın özelliğiyle öldürmek. Çünkü canı yeniliyor yoksa. Oyundaki Flurry Rush o kadar saçma ki. Hani zamanlamayı kötü yaptığım halde oluyor. Ve oyunda mızraklar çok kötü. Mızraklar bu kadar kötü olmasa bu çok daha kolay olur aslında. Onu galiba o şekilde dodge'layamıyorduk. Peri deniyor da yere vurmasını. Selam, merhaba. Morbid Fire hoş geldin. Niye bomba kullanmıyorsun? Bomba yere düşürmüyor olması lazım. Sadece gözüne ok atınca yere düşüyor bu. Tamam, şimdi Cryonis'i yakınına koyacağız mümkün olduğunca. Öf, bir okumuz boşa gitti bile. Çok hareket ettiriyor kafasını ya. Bütün canını doldurdu ki geri. Şimdiden gitti bu ya. Deneyeceğim de şimdiden gitti bu. Aklıma şunu yapmak gelmişti. Onunla da... Direkt retry denemiyorum, diyemiyor muyum? Şunu yapabilirim galiba. Kanserus. Bunları uğraştıracak demiştim. Urbosa 3 çarpı yap öyle gir. O da mantıklı olabilir, evet. Attığı buzları bombayla kıramazsın. Kıramaz mısın? Buzları kırmak sıkıntı değil ya. Buzları direkt biz buz şeyimizle de kırıyoruz. Özelliğimizle. Daha çok zamanında yanına gidemiyoruz ve biz yanına gidene kadar canını geri doldurmuş oluyor şu an. Sıkıntı o daha çok. Hüsnü uzun süredir yok çünkü hep geceleri çekiyorum videoları. Geceleri de uyuyor oluyormuş. Switch Lite Breath of Wild açıyor değil mi? Switch Lite bütün Switch oyunlarını açıyor. Gitmeden bomba at can yenilemesin diye. Yani bomba çok uzağa atılmıyor. Şu kadar. Ve az vuruyor zaten. Galiba onu dodge'layamıyorum değil mi yere vurmasını? Şuna bak, gıdıklıyoruz adamı. Uzağında durmamız lazım. Yakında durursak dodge'lanmayan vuruşu yapıyor çünkü. Buna da Flurry Rush atamadım. Gerek de yok ama. Bunu nasıl dodge'layacağımı bilmiyorum.
Tamam, şimdi. Direkt şöyle yapacağım. Direkt çalışmıyormuş. Direkt çalışmıyormuş. Denemek istemiştim. Gitti yine. Bitti şu an. 7 ok. 2 düşüşte kesmemiz lazım yani. Ve en uzağa gitti şu an mümkün olan yer olarak. Bir de rastgele böyle yere yuvarlanıyor ya, GTA'da araba çarpmış gibi. Aynen, altından geç Link. Tam olarak bunu istiyorduk biz de. Link'in de çok suçu var ki. Bir... bir şeye tırmanamıyor hani. Suyun üstünden gitmesi bu kadar zor olmaması lazım. Gitti ya, yok. Fairy'm mi vardı benim? Şimdiye kadar niye aktif olmadı daha önce? Gerçi fark etmiyor da. Daruk geliyor, Pog. Olmadı. Diğer Divine Beast'lerin bosslarına bakalım. Onlardan gelen ekstra şeylerle yapılabilir. Yani. İksir iç. Bir bakalım ya. Şunu yapalım. Guardian zırh seti yap abi. Sen olayı tamamen kaçırmışsın. Bu yaptığımız challenge'ın bütün olayı oyunun bize çok az malzeme vermesi, bizim kendi eşyalarımızı götüremememiz. Bütün zorluğu o zaten. Geri doları bitirdik. Geri doları bitirdik diyorum ya. Goron dedin sandım ya. Beynim durdu. Geri doları yapmadık da, evet. Sona büyük ihtimalle... İyi de geri dolarındaki de sorun ki. Geri dolarınki de sorun olacak en az bizim biraz önce oynadığımız kadar. Çünkü... Umarım onda kalkan veriyordur, hatırlamıyorum da. O boss kalkan olmadan şey gibi olur hani. Tam bir... Hayal kırıklığı. Penge, evet. Cemil'e as sistem özelliği isteyen oyun var mı? Yani genel olarak konsol için yapılmış oyunlar konsolun gücünün tamamını ya da çoğunu kullanacak şekilde yapılıyor. Ondan dolayı konsol oyunlarının büyük bir kısmının istediği sistem özelliği yakın. Konsol üzerinde as sistem isteme gibi bir nedenleri yok çünkü adamların yapmaları. Niye öyle bir şey yapsınlar ki, değil mi? Durmadan konuşuyor. Neyimiz var? 3 tane şeyimiz var. 100 tane okumuz var. Başka?
Bir tane kılıcımız var. Kalkanımız yine yok. Yemek olarak hiçbir şey yok sayılır. Okey. Yüz tane okum var. Sıkarım direkt. Ne çok hareket ediyor. Bir düşüremedim. Kafasını sallayıp duruyor. Bu defa kafasını sabit tutmasını bekleyeyim dedim. Taramaya başladı. Ah. Bu da uzun sürecek ki canları gitmiyor. O ışınlanıp durup can dolduracak değil mi bu? Çok kötü. Baksana 40 saattir gelmesini bekliyorum, canını fulledi adam. Bomba direkt hiçbir işe yaramıyormuş. Çok kötü ya. Evet, durmadan ışınlanacak, canını dolduracak bu. Acayip kötü. Şuna bak, iğrenç. Iy. Gameplay. Duplex'le Bomber Off. İyi de o zaman ikinci fazında ne yapacağız yaratığın? İkinci phase'inde. Şu an Duplex'le Bomber Off atarsam ikinci phase'inde ne yapacağız? Yaratık bize vururken alkışlayacak mıyız? Yani gerçekten bunda nasıl yapacağımızı bilmiyorum ya. Herhalde böyle böyle damlaya damlaya göl olur deyip yavaş yavaş canını azaltacağız. 100 okun 100'ünü de kullanacağız galiba. Canı gidiyor çünkü. Sadece yavaş gidiyor. Eyvah. Tamam, şimdi vakti geldi. Galiba. Çık. Canın dolmaya başlayacak. Çık artık. Harita dışına mı düştü? Ciddi misin sen ya? Sırf o yüzden gitti şu an. Ve ikinci defa ışınlandı, oklarım havada gidiyorken, bombalı ok bir de. Bu cidden müthiş zevkli olacak bu. Müthiş zevkli olacak bu. Uy. Bunun aşağı düşmesi gerekmiyor mu? Bug mı oluyor şu an? Havada böyle kollarını açıp kayıyor ya. Bug değil mi bu? Aşağı düşüyor çünkü normalde.
Ha böyle olması lazım. İyi. Bu defa düştü. İğrenç ama ya. Allah reval olsa bir intihar ederdim. Bu ne? Değil mi? Anlıyoruz. Dayı. İlk denemez. Yani hani çok sinir bozucu gibi geldi de yavaş yavaş canı gidiyordu. 100 tane ok vermelerinin bir nedeni varmış yani. Neredeyse 100 kere ok attım hani. Öldürmek için galiba. Urbosa'nın özelliği olmasa 100 okun 100'ünü de kullanacaktık çok rahat. Şimdi yeni bir cutscene. Revani'nin cutscene'i. Ama suyum bitti. Kafamda borum var. Gerideki mavi şey mi diyorsun? Boru değil. Yeni Divine Beast nasıl bir şey? Ulaşınca görürsün ya. Zaten yeni Divine Beast'i yayında oynamayacağım. Şu an yayında her şeyden çok yeni Divine Beast'e ulaşacağız. Ulaştıktan sonrasında video şeklinde atacağım. Onun videoda olması daha sağlıklı olur çünkü. Zelda 2 geleydi artık. Yani en son Nintendo yayınında göstermediler bile oyunu. Göstermediklerine göre daha bayağı var onun gelmesine. Çok heyecanlanmayın. You know, your highness, it's rude to eavesdrop. Kendi kendine konuşmak daha iyi ama neyse. My apologies. I went to the village and I was told I could find you here. Ben Master Sword DLC'lerini yaptım. Kılıcı da sonuna kadar geliştirdim normalde oynuyorken ama Master Mod'da uğraşır mıyım bilmiyorum. Özellikle Master Sword'u sonuna kadar geliştirmek Sword Trial'larda Master Mod'da inanılmaz uğraştırır ya. Acayip uğraştırır. Bu ne ya? Kaç yıldır kuş besliyorum böyle hortum yapamıyor. Ok da kullanamıyor. Play the biggest part in helping that that little knight with the darkness sealing sword, correct? Well, if he loses his confidence after seeing me in action, don't. Bu boss'u nasıl yenememiş? Değil mi? Bir de elindeki de oyundaki en güçlü o yaylardan ya.
I truly never imagined you would do so well. Bu kadar iyi halledeceğini hiç düşünmemiştim bile. Artık Revali Scale eskisinden çok daha kullanışlı olmalı. Tabii Revali Scale bizim için neredeyse hiçbir kullanım alanı olmayan bir şey şu noktada. Ama... Yani... Şimdi bunu hallettik. İki tane kaldı geriye. Hemen bir geri dolarınkini deneyelim. Vana Boris'i. Hızlı hızlı. Bunu alırsak ve dolmasını beklersek şey direkt rahat olur büyük ihtimalle. Diğeri. Revali artı olunca farkı ne? Ya daha hızlı doluyorlar ya daha çok özellik oluyor. Hani şu an bu Revali'nin hepsini kullanırsam daha çabuk doğacak büyük ihtimalle o. Bu arada şöyle bir şey yapabiliyorsunuz bilmiyorsanız. Bomba bırakıp Revali'nin özelliğini kullanırsanız uçuyor. Sonra bombayı patlatıyorsunuz ama Revali'yi kullanmıyorsunuz. Gitmemiş oluyor ama bombanız havada patlıyor. Kullanabiliriz tabi. Mekanik. To the one who approaches this divine beast. Aynı yazıyı 3 kere gördü oyuncu. 4. kere de gösterelim ve geçmesin. Bir de birebir aynı yazıyı yazalım. Belki ilk seferinde anlamamışlardır. Ya da ikinci ya da üçüncü seferinde. Emin olmak lazım. Ne olur ne olmaz. Aynı yazı değil, Divine Beast'in ismi değişiyor. Pardon, doğru. İki cümle değiştiriyorlar. Yeni özelliklerin eskisinden farkı ne? Daha hızlı doluyorlar. Cooldownları daha az. Yepyeni bir şey yapmıyorlar maalesef. Keşke yapsalar. Bu da çok problem olabilecek bir boss bu arada. Hani en zor ikisini bıraktık sonra gerçekten. Harika, elimdeki kalkanı kılıcı düşürüp gelip kılıç da vurdu adam, gamer. Onları perileyemiyor muyum acaba? Ben aşağı gelene kadar. Tamam. Sadece bir şeyden fırlatacaksın. Gel bakalım. Tamam. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam bunda direkt menzilli hiçbir şeyimiz yok. Bakayım, evet okumuz yok direkt bu arada. Ondan bu sorun olabilir diyordum. Menzilli hiçbir şeyim yok, sadece kılıcım ve kalkanım var. Yaratığın nerede olduğunu göremiyorum bir de. O da çok büyük sorun şu an. Nerede ki yaratık? Ha? Can da dolduruyor bir yandan. Ha şurada. Şöyle yapsam yer mi? Yedi, ıslıkla çaldık. Yaratık nereye düştü? Şuraya. Uf! Gamer.
gamer reflekslerimiz. Ah. Yemeğim var mı? Yok sayılır, bu ne ya? Oo, çok güzel can verdim, bravo. Kalkanıyla mı vurdu bu? Kalkanıyla vurabiliyor mu? Bu da böyle bize bir şeyler fırlatırken can dolduracak devamlı. Bu da o yüzden sorun olur yani. Bir de çok uzağa fırlıyor. Bir de bunu yapıyor devamlı tabii. Kalkanım yok. Kalkanım nerede bilmiyorum. İkinci kalkanım vardı galiba. Heh. Kılıcım kırılınca ne yapacağım? Ha. Age of Duality'miz mi vardı? En başından beri. Nasıl ya? Tabii yine kamplanıyoruz ama. Hani elektriğiyle ne yapabilirim bilmiyorum. Bir en baştan başlayalım. Bu da sıkıntı olacak dedim ya. Hatta bu büyük ihtimalle şeyden daha büyük sıkıntı olacak. Ritolarınla. Rito diyorum, Zoralarınkinden. Ay, her şeyi birbirine karıştırdım. Ah. Ben niye buradayım? Buraya gideceğiz. Sen bu oyunu kaç kere oynadın? Bir kere Wii U'da kendim bitirdim. Bir kere Wii U'da seri çektim. Bir kere Switch'te kendim bitirdim. Şimdi bir kere daha Switch'te seri çekiyorum. Dördüncü oynayışım bu. İkinci izleyişimizde geçebiliyoruz buraları galiba. En azından konuşma kısmını. Gerçi ritolar da zora değil mi? Tam değil. Yani ona evrimleşiyorlar da ikisi aynı şey diyemezsin sırf birbirinden evrimleşti diye. Abi, harita da çok kötü. Dümdüz bir arena olsa da etrafta koşmaya uğraşmasam çok daha muhteşem olur. Şuraya baksana. Vurmuyor. Çok yukarıda olduğu için. Nerede olduğunu göremiyorum ki boss'u. Nerede şu an? Bir yere jüp jüp yaptı da. Bak geçen sefer de nerede olduğunu göremediğimiz için can doldurmuştu boss. Bu defa da can dolduracak. Göremiyorum ki nerede olduğunu. Nerede şu an mesela? Full yiyecek yine canını. Hala görmüyorum. Ha, şimdi gördüğümde de çok geç şu an yani. Büyük ihtimalle. Çok geç değilmiş ama yine de... Ha, balkona düştü.
Yani. Şaka gibi yaratık ya. Full edi canına geri. Kamerada sapıtıyor. Gitti yine. Geri dolar nasıl çoğalıyor? Direkt şeyle, Hylian'larla. Hatta Ocarina of Time'da onun için çölden insan kaçırdıkları söyleniyor. Hapishanelerinde bir sürü Hylian var. Erkek kaçırdıkları onun için. Direkt hikayede öyle geçiyor. Abone, evet. Elli vuruşluk kılıcı nereden buldun? Elli vuruşluk kırıcı bırak. Keşke kendim 60 vuran kılıç koleksiyonumla girebilsem oraya. Ya da zırhımla. Maalesef. Ganondorf'un babası kim belli mi? Güzel soru da değil galiba. Annesi de belli değil. Adam takılıyor. Yes, kamera. Aynen o açıyla bakmak istiyordum. Evet, ne olduğunu anlıyorum. Direkt dışarı çık. Hyrule Castle'da savaşalım istiyorsan. Hiç uğraşmayalım. Ankara'ya da gelebilirsin, sana uyuyorsa. Şimdi nerede olduğunu bu defa çabuk fark edebilirsek iyi olur. Ha şurada. Tamam, güzel. Bu defa çok fazla can dolduramadan en azından. Ayağa kalkabilir miyim? Vurunca da sekiyor ki. Elektrikliyken ne yapıyorduk buna? Bir yapabileceğim bir şey var mı şu an elektrikliyken karşılık olarak? Herhangi bir. Ha, elektriği gitti. Geri geldi. Bunu yaparsam da bana vuracak mı elektriği? Yok.
Onunla düşmedin mi? Ben daha ne yapayım? Daha ne yapabilirim? Perinledim. Azıcık utanma olur insanda ya. Azıcık ya. Yok, bir de bekliyor benim dodge atmamı, ondan sonra vuruyor. Hasar bile yemedi periden. Evet. Buff al gir bence. Öyle yapacağız yani. Öyle yapmayı çok istemiyordum ama çok bir seçeneğimiz yok gibi duruyor şu an. En yakın yemek şeyi nerede var ki? Şurada var galiba. Garip olabilir işte. Lady Urbosa da bu yüzden öldü. O da yanına bir tane ok alsaymış yani cidden. Kendi cringe'liğinden dolayı ölmüş. İğrenç kıyafetimizi de bir değiştirelim. Alışık olduğumuz kıyafetimize geçelim. Güzel. Neredeydi yemek şeyi? O Smash Bros'a da bir DLC geldi, doğru. Ona hala bakmadım. Bu yayın ona da bakarız. Bunu bitirmemiz inanılmaz uzun sürmezse tabi. Bende şey var mı? Bir düzenleyelim. Ha, Spice Pepper daha mantıklı olur. Yok, bu değil, bu değil, bu değil. Stop Holding. Galiba yok değil mi? Diğer atak up veren şeyden, aletten ismini unuttum. Yok, hepsini şeyle yapacağız mecburen. Razor Shroom var. O kaç puan veriyordu hatırlamıyorum ya. Deneyelim. Bir tane de Razor Shroom'la yapayım. Ha, iyi. Kötü vermiyormuş. Tamam. Daha iyi olması lazım. Bir de Spirit Orb'umuz yok. Şunu yaparsak da iyi galiba. Maksimum canımızı artıran bir şey yiyip de girersek yiyor değil mi? Ve geçen boss'ta fairy'lerin çalıştığını görmüştüm. Fairy de yakalayabiliriz. Büyük ihtimalle. Çürü yaşını almam daha hızlı olur tırmanmaktan. Ejder boynuzu 30 dakika. Onu biliyorum da. Hani o boss'larla savaşmamın 30 dakika sürmüyor olması lazım. O yüzden onunla uğraşmadım. Spirit Tracks'daki Zelda'nın zırhı değil mi bu? Niye Link yiyor? Yani niye Link yiyor diyebileceğim bir sürü şey var. Hani şu da Sheik'in zırhı değil mi? Niye Link yiyor diyebilirsin. Bu zırh bile değil direkt. Erkek kıyafeti de değil. Niye Link yiyor diyebilirsin. Hani sorgulayabileceğimiz çok şey var aslında.
Ganon daha kolay. Ganon bunlara göre çok kolay bu arada. İstediğimiz şeylere silahları getirebiliyoruz ya. Hani bu oyunda şimdiye kadar öldürdüğümüz bosslardan kaç tanesinde zorlandık? Hepsi direkt tekiyor çoğunlukla. Ganon da aynı şekilde yok olacak anlamda. Çünkü kendi silahlarımla, zırhlarımla, ekipmanlarımla girebiliyorum sonuçta. Bunların zor olmasının tek nedeni şey, bize çöp ekipman veriyor ve yaratıklar can yeniliyor Master Mode'da olduğumuz için. Yoksa zor olan hiçbir tarafı yok gerçekten. Buradaki fairy'leri almışız bu arada, yok şu an. Neyse, fairy'siz deneyelim. Bir kere alınca gene canlanmıyor mu? Blood Moon'da canlanıyor. Blood Moon olmadıysa biz en son alana kadar. Dirt demiş. Paveloid. The Ultimate Paved. Dördüncü ayında abone oldu. Çok sağ ol desteğin için. Hoş geldin. Selam. Merhaba. Bir kaydedelim oyunu. Blood Moon olmuştu. O zaman bilmiyorum. Belki sadece geceleri çıkıyordur. O da olabilir. Çok detaylarını bilmiyorum fairylerin. Çabuk buff sürem gidiyor. Gidiyor mu bilmiyorum ama. Çok fark etmedi gibi sanki de. Fark eder yine ya. Eninde sonunda yani. Nere fark etmedi? Fark ediyor. Yani yine şey gibi geliyor bana. Urbosa'nın özelliği dolmadan öldüremeyiz gibi geliyor da onu beklemeden. Anca onunla hızlıca böyle bir patlama sar vurursak yer gibi hissediyorum ama bakacağız. Yine bulamayacağız ama yaratığı. Nerede bu? Şurada. Yetiştirebilecek miyim? Uf. Görmeden iyi snipeladım ama nereye düştüğünü bilmiyorum. Şuraya düşmüş. Tower'dan buraya nasıl fırladı bu? Bayağı kolay oldu, tamam. Evet. Ya böyle olmaması lazım işte. Bu ikisinin bir ortası olması lazım. Gerçi Atakap bir buff'ı falan da alabilir. Bunu çalmayabilirdim galiba da. Bilmiyorum ya, sanki... Ucuz yolla geçmek gibi geliyor. Çünkü hani bu challenge'ın bütün olayı şey ya. Hani geçmişe dönüyorsun. O zamanlar bu kahramanların olduğu ekipmanla yenmen gerekiyor. Kendini kanıtlaman gerekiyor yani. Senin yerinde ben olsaydım geçmiştim. Aptal diyorsun diğer kahramanlara bir bakıma. Ama bunu şimdiki zamandan buff alarak yapıyorsun. Bir garip yani. Ağızda kötü tat bırakıyor. Hileci gibisin. O tarihte muz yok muydu? Yani bilemedim. Belki yemek yapmayı bilmiyorlardı.
Speedrun yapan Berk mi söylüyor bunları? Yani shrine'larda sadece çıkışa ulaş diyor. Nasıl ulaşmam gerektiğini söylemiyor. İstediğim kadar yaratıcı olabilirim orada. Princess of Hyrule'un prensesi. Önerini kabul ediyorum. Tereddüt etmeden. Müthiş çeviri devrik cümle. Calamity Ganon'u canlandırmayı planlıyorlar ve aynı zamanda Yiga Clan da bizim bu kafadığımızı istiyor. Felaket gitmeden asla dinlenmeyeceğim, sana yardım edeceğim. Gerudo başı Urbosa. Hyrule ve kralı adına sana teşekkür ediyorum. Seni hiç bu kadar ciddi görmedim Urbosa. Sana aynısını söyleyemem. 10 yıl önce nadiren gülümsüyordun. Arkadakiler Yiga Clan'da. Where you got that name from? Huh? Halt and face me. Dur ve benimle yüzleş. Unlike you traitors, I prefer. Siz hainlerin aksine ben rakiplerime baş başa saldırırım. Yani arkalarından saldırırım. Do your worst. Peri be. Hemen kalkanını değiştirirsen animasyon iptal oluyor Urbosa. Eğilince de iptal oluyor. Zıplayınca da iptal oluyor. Animasyon iptal yapmadı. Out of respect for our princess, you may keep your lives. Now go. You asked me why I call you little bird. Huh? When you were but a small child, my dear friend called you that with the sweetest smile that ever graced our land. Link'ten parmak şıklatmasını beceremiyor. İşte Urbosa'nın ruhu gelip o parmak şıklatıyor bizi, o yıldırımı çarpıyorken, oynarken. Öyle çalışıyor. It was 10 long years ago. Link parmağını şıklatamıyor şöyle. Ses çıkmıyor. Yet her little bird still spread her wings and became the beacon of light Hyrule needed. Bu arada Mr. Cuddles 123 Uvu diye bağış atmış 5 lira. Yine bildirim gelmedi. Bino Game çoğunlukla çalışmıyor biliyorsunuz, artık yayına gelenler alıştı. Sana sesli olarak teşekkür ediyorum. Bildirimin gelmediği için üzgünüm. 5 lira için çok sağ ol Mr. Cuddles 123. Ve atalı da 7 dakika olmuş galiba, şimdi geliyor bana ama. Yani. Keşke kullanacak daha iyisi de olsa da kullansak. Söylemeliyim, etkileyici bir erkeksin. Artık çok daha sık Urbosa's Fury özelliğini kullanabilirsin. Hyrule'un gururusun kahraman. Prensesimize sahip çık. Prensesimize sahip çık. Bunu senin yetenekli ellerine bırakıyorum, bu görevi. Tamam. Üf. Bence Urbosa'nın özelliği dolana kadar oyalanalım. Çünkü diğerini Urbosa'nın özelliği olmadan geçebileceğimizi düşünmüyorum. Oyalanırız burada. Akarız şeyle. Bir şey yok, bir devam ediyor. Yok ya, yapamadım. Ah be. Şey yapabiliyorsunuz, yavaş yapınca yapması kolay da
Hızlıca zıplayıp yere bomba atıp bombayı perileyebiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde. İki kalkanımı da kırdım. Çok önemli değil de. Kalkan bulması sıkıntı değil. Wind bomb mu yapayım? Bilmeyen varsa onu anlatayım bir kere daha, evet. Önce gideceğiniz yere nişan alıyorsunuz. Ben bir şey fırlatıyormuş gibi yaparak karakterimi döndürmeyi seviyorum örneğin. Başka türlü döndürebiliyorsunuz. Sonra zıplayıp altınıza bomba koyup elinize ok almanız gerekiyor hızlıca. Yani bap. Sonra biraz bekliyorsunuz. İkinci bombayı seçiyorsunuz. İkinci bombayı koyuyorsunuz. Sonra birinci bombaya dönüyorsunuz. İkisi şöyle çapraz duruyor olması lazım. Birinci bomba patlayıp ikinci bombaya çarpıyor. Wind bomb oluyor. Tabi göstermek için kamerayı çevirdim. Kamerayı çevirince biraz gecikti süremiz ama mantık o. Daha hızlı yapmanız gerekiyor böyle. O yaptığımı biraz daha hızlı şekilde yapıyorsunuz. Ve oluyor. Havada da yapılabiliyor ama havada ben yapamıyorum. Çok zor havada yapması. Bakın olmadı. Havada da ileri doğru giderken ileri tuşunu bırakıyorsunuz. Tam yavaşlamaya başladığınızda atılıyor. Tam zamanlamasını ben de bilmiyorum da öyle yapıyorlar izlediğim kadarıyla. Şöyle ileri gitmeyi bırakıyorsun. Tam böyle yavaşlarken birinci bomba, ikinci bomba, patlama. Ama birkaç kere yapabildim yani şimdiye kadar. Hiç öyle pek aldığım olmadı bunu. Biraz daha yavaşlayarak yapmam gerek galiba. Emin değilim hiç. Yaya geçmeden. Havada yaya geçmeden yapıyorsun. Bildiğim kadarıyla. Ama yanılıyor olabilirim. Oluyor gibiydi değil mi? Ucundan sanki. Yakınımızdan geçer gibi oldu. Staminamız bitti ki. Ama suyun üstünde yüzüyorduk, yine de öldük. Oluyor gibi gibi. Yani havada yapması cidden zor ya. Havada yapması cidden zor. Bu şekilde yapması da zor da, deneyenler varsa o kadar kolay değil. Alışması sürüyor biraz, biliyordur. Yine de havada yapması buna göre çok zor. Biraz önce olan olay da hani oyuna ağır çekime girmedi ya. Zıpladığınız yer yeterince dik değilse ağır çekime girmiyor o kayanızı aldığınızda. Siz yanlış bir şey yapmıyorsunuz yani. Teknik olarak yanlış yerden zıplamış oluyorsunuz da girdiğiniz tuşlar yanlış değil. Dik olması lazım zıpladığınız yerin, yoksa oyun ağır çekime girmiyor böyle. Ama özelliğimiz de olmuş. Yani gidiyoruz. Çok fazla tuş aynı anda basmak gerekiyor. Evet. Yeni Switch versiyonu geliyor, alacak mısın? Yo, bende olan konsolun biraz daha iyi versiyonundan niye o kadar şey yapılmıyor? Ve hani yeni Switch versiyonu geliyor diye söylenti var da henüz Nintendo'nun kendisi açıklamadı öyle bir şey. O olana kadar kesin de değil. Herkes kesinmiş gibi davranmayı seviyor ama öyle yani. Bir kaydedelim. 4K çalıştırıyormuş. Yani benim 4K ekranım yok o yüzden. Çok umurumda değil. (Gülüyor) 4K Switch'e gerekli be. Yani hani bence çok 4K ekran olmamasının nedeni de ben 4K ekran istemedim direkt. Alabilirdim. Hani benim iki tane seçeneğim vardı ekran olarak. Aldığım zaman. Tabii bilgisayarı topladığım zaman aldım bu ekranı. Çok oldu da.
Ya 4K ekran alacaktım ya 144 FPS gösterebilen 144 Hz ekran alacaktım. Ben 144 Hz'i seçtim. 4K'yı seçmedim. Hani istesem 4K alabilirdim ama. Hani benim bakış açımdan çok önemli değil direkt. FPS çok daha önemli bir şey bence görüntü kalitesinden. Bana göre 4K gereksiz bir şey yani çoğunlukla. Zamanlamayı kötü yaptım ya. Ama acelemiz yok. Canı full. Can dolduracak değil. Bir kere daha deneriz. Bu defa oldu. Ama Flurry Rush çalışmadı bu defa da. Burada Flurry Rush'ın çalışmamasının nedenini de söyleyeyim. Ayağınız yere değince Flurry Rush iptal oluyor. Burada hemen ayağımızın hizasında su olduğu için suya hemen ayağımız değiyor tuşa çok hızlı basmazsan ve iptal oluyor. Hani ayağımızın tam dizimizde su var ya burada. Sırf o yüzden. Biraz düşününce aklıma geldi benim de. Burada niye iptal oluyor diye düşünüyordum. Tam şu dizi aslında su olduğu için suya ayağımız değdiği anda kapanıyor. Garip bayağı. Ondan dolayı bu atlamada iptal olmuyor hemen. Çünkü bayağı yüksek atlıyoruz. Suya değmiyor geriye doğru. Şey yapınca. Zaten çoğu insan fark etmez 4K'da 1080p farkını. Fark ediyorsun. Görünce kesin fark ediyorsun da hani. Abi diğer silah ne bakar mısın? Sadece aynı mızrağın daha az vuran halleri var ya. Ve ok olarak da sadece bu var yani çok bir seçeneğimiz yok. Hayır Link niye o saldırıyı yaptın? Ah be, orada onu yapmasaydı öldürmüştük biliyor musunuz? Çok rahat hem de. Yine kolaydı. Ne kadar fark ettiriyor. Hem Urbosa'nın özelliğini güçlendirdik. Ondan fark etti. Hem de ata kapımız vardı. Bir Atakap'a bakıyor. Evet yani. Normalde kullanmadan geçmek istiyordum ama çok olmayacak gibi gelince kullandım artık ne yapayım. Atakap'ı. Üf. Berk RTX sence lazım mı? Yani şey, şu noktadan sonra ilerleyiş o hani çünkü grafiksel olarak uzun süredir oyunlarda çok büyük ilerleme olmadı fark ettiysen. Çünkü çoktan hani gerçek hayata bayağı bir yaklaştık grafiksel olarak ve hani üst seviyeye. Hani şey diyeyim mesela 5 yıl önce 2 yıl geçtikten sonra oyunların grafik farkına bak. Şimdi bak, şimdi hiçbir fark yok gibi geliyor yeni çıkan oyunlarda grafiksel olarak. Hani geliştirebileceğimiz şey şu anda oyunlarda ışıklandırma. Işıklandırma çünkü her zaman geride kalıyordu. Önemli bir şey yani bence. Öyle şart bir şey değil ama hani daha iyi grafik istiyorsan şu anda sıradaki adım o. Bir bakıma. So princess, may I ask who the other chosen champions are? Ray Tracing yani. Goron Vigilance, Daruk. Rito Confidence, Revali, Gerudo Spirit, Urbosa, and also the Hylian with the sword that seals the darkness. Link. Oh. Beşinci Divine Beast olacak mı bu yayın? Onu direkt videoda geçeceğiz ya maalesef. Şu an bu bossları yayında halletmek istedim. Çünkü bazılarıyla çok acı çekip uğraşacağımızı tahmin ediyordum ve uğraştık da. Biraz acı çektik. Çok yanlış düşünmemişim.
Üf. Prens. Bütün kahramanlar gösteriş yapıyor, Mifa yüzüyor. Yani ne yapsın? Balık. Kendisi balık. Sweet Sidon, should fate ever part us, I'm counting on you to protect our beloved home from harm. Understood? I believe in you. Oyun için taktik verebilir misin iyi olur dediğin. Bence bu oyun eğer ilk defa oynuyorsan hiçbir şey bilmeden kendin bir şeylerle uğraşıp çözmek en zevkli şey yani. Oyun nasıl güzel yapan şey o bana sorarsan ondan dolayı. Taktik falan bakma, tamamen bilmemiş bir şekilde kafa at her şeyi. Değişik şeyler dene. Çalışır. Acaba tadı nasıldır prensesin? Hamsi ve böyle tavuk arası bir şey. You're so strong. So much stronger than before. The power of Mipha's grace will now recharge much faster. As powerful as you are, I am certain you can save Hyrule. Şimdiki gücünle Hyrule'u kurtarabileceğine eminim. Aynı zamanda seni bekleyen prensesi de. Somon işte. Doğru gerçi. Tavuk tadında balık denince akla somon gelir. İyi dedin. Evet. Go and face your destiny. Ve burada da son Divine Beast'e girişimiz var. Ama o yayında değil maalesef. Guardian zırh setimi. Okey. Yayın bir gün sürdü esprisi yapalım. Daha bir gün sürmedi. Şuradan iki maden toplayalım bari görmüşken. ...23.59'da kapatman yok mu? Yok ya, biraz daha devam edeceğiz. Şimdi yapacağımız şeylerde şunlar var. Yapabileceğimiz şeylerde daha doğrusu. Yağmur yağıyor ve tırmanmayı çok istemiyorum ama bir yandan da. Öncelikle Smash'e de Skullgirls'e de yeni karakterler geldi. İkisini de merak ediyorum. Onlara bakmak istiyorum. Ona bakabilirim. Ya da direkt açıp World of Warcraft oynayabilirim. Favoriniz. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4. İkisi de olur. Smash aç baba aç. Önce bir Smash'teki yeni gelen karaktere bir bakayım biraz. Çünkü hazır konsol falan kurulu hani. Değil mi? Konsoldayız yani görüntü olarak OBS'ten. Ona bir bakalım ondan sonra. Başka bir şeylere geçeriz. Sağ ol Daruk. Oyunu kaydedelim. Şimdilik böyle kalsın. Ben bir hemen kendime yeni bir su alayım. Geleyim. Çünkü susuz kalmak istemiyorum. Şişeye su dolduracağım. Şişe değil, termos her neyse. 2 dakikaya gelirim. 2 dakika bile değil, hemen.